Merhaba. Tapsol Simultane Kem Eğitiminde bugün 4 eklem komutlarından SiteMilling'i göstereceğim. SiteMilling komut, doğal sezeleme işleminin simultane işlenmiş halidir. İlk olarak işlenecek takımı seçiyorum. Daha sonra devir ve ilerlememi giriyorum. Ve geometri olarak da isterseniz duvarları, isterseniz de parçamın tavanında bulunan çizgileri seçebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir dönme hareketi olduğundan dolayı bana takım yolu vermemektedir. Bunun için aşağıda görmüş olduğunuz Mold Axis seçeneğine tıklıyorum. Ve buradan For Axis aksili, For Axis radial, yani yüzeyde çalışacağım diyorum. Ve bana bir takım yolu verdi. Burada Off Centering seçeneği, şöyle PDF'te gösterecek olursam, tikliyken duvara 90 derece dik olarak takımı getirebiliriz. Eğer ki bu seçenek tikli değilse, kenara kadar gelir ve ilerlemeye geçer. Ben burada duvar finişi attığım için Off Centering seçeneğini aktif ediyorum. Menümden çıktım. Daha sonra sağ taraftaki tablomu dolduruyorum. Tabanda duvarda 0 kalsın. Z adımım 1-1 olsun. Ve bu şekilde operasyonumu onaylıyorum. Operasyonumu onayladıktan sonra şöyle tezgahla birlikte simülasyona baktığımızda pozisyona gitti. İşlemesini gerçekleştiriyor. Burada durduralım. Şöyle tezgahımıza karşıdan baktığınızda takımın yanındaki duvara dik konumda durduğunu görebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra simülasyondan çıkıyorum. Aynı şekilde isterseniz diğer yüzeyleri de kontrole basarak sürükle bırakla 4 eksen duvar finişi işleyebilirsiniz. Sürükle bırakla yapmış olduğum operasyon aynı şekilde tekrar bir tane daha çoğaltıyorum ve 4 eksen simultane operasyonlarda görmüş olduğunuz gibi ne kadar kolay işlendiğini görebilirsiniz. Daha sonra toplu olarak bir tezgah simülasyonuna bakalım. Şöyle perspektiften biraz hızlandırıyorum. Birinci havuzum. Kalkıyorum. İkinci havuzum. Biraz daha hızlandırdım. Ve son havuzum. Görmüş olduğunuz gibi Tapsol programında simultane program yapmak da çok kolaydır.